Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu ikinci videoda Python'da şekil çizmeyi öğreneceğiz. Sürekli kod yazmaktan ya da böyle ben kodlamanın o yönünü seviyorum. Bana o yönü çekici geliyor. Bir şeyler yazıp bir şey şekil elde etmek, bir çıktı almak çok daha zevkli. Ve bunu çok basit yapılışı. Şurada import deyip turtle modül galiba bu. Turtle modülünü çağırıyoruz. Import zaten hani içi aktar gibi düşünebilirsiniz. İthal etmek anlamı da var. Daha sonra herhangi bir tane ben buraya A dedim. Bunu kısa yaparsanız daha güzel. Çünkü sebebini anlayacaksınız. Burayı uzatabilirsiniz. Buraya A yerine yazdığınızın bir önemi yok. Bundan sonra turtle nokta ikincisi büyük olacak. Yani zaten bir de yazı çıkar çıkmaz enter'a basarsanız orası geliyor. Sonra parantez içinde. Bunu yazdık. Ondan sonra A nokta. Bunu hareket ettireceğiz. Mesela ne diyebilirsiniz? Forward. İleri demek. Mesela ileri ne kadar hareket etsin? 100. Bunu yazdık. Şimdi çalıştırıyoruz bunu. Hızlı bir şekilde. Bir de PyCharm'da orası durmuyor. O yüzden bunun bir de Python'u bir internet sitesi varmış sanırım. Oradan da çalıştırıp daha net görebilirsiniz. Ve onun yerine yani sürekli farklı şeyleri denemektense bir de benim internet hızım da çok yavaş. Oranın hızını yavaşlatabiliriz. Mesela 1 olunca en yavaş oluyor sanırım. Bir de kalınlığını da şey yapalım. Daha A nokta speed. Speed hız. Sonra bir de genişliğinde. O da width. Genişlikte ne olsun? 5 olsun. Şimdi aynı şeyi bir daha çalıştırıyoruz. Bir de bunları yazdığımız bayağı bir hareket ettireceğiz. Bunları önce yazın. Hızla, genişliğine. Bunu çalıştıralım. İşte Ctrl Shift F10 ile çalıştırıyoruz. Biraz daha yavaş oldu. Şimdi forward ileriye, backward olursa da geri olur. Ondan sonra bir de açıyı da şöyle değiştiriyoruz. Klavye değişiyor. Farklı tuşa basıyorum sanırım. Mesela ilerikten sonra yukarıya kalsın. Ne oluyor? Left A nokta. Left diyorsunuz. Sonra buraya açı. Ne olsun? 90 derece yukarıya. Okun yönü değişiyor. Değişten sonra yine ileriye gitsin. Yine ben ne diyorum o zaman? A forward. 100 gitsin yine. Bakalım şimdi ne olacak. İleri gitti, sonra yukarıya gitti. Sonra ben yine left dersem bu şekilde kare çizmiş olursunuz. Yani copy left de yapabilirsiniz burayı. A left 90 A nokta F'e basarsın zaten sürekli çıkıyor aynı kodu kullandığınız için. 100. Şimdi çalıştıralım. Sağa gitti, yukarı gitti. Şimdi yine 90 derece. Döndürelim. Aa, bir dakika. Turn forward. Yes. Koruya. Aynen. Bir de şey yapabiliyorsunuz. Mesela A nokta daire çizdirebiliyorsunuz. Circle. Mesela circle yazdıktan sonra basın. Burada çapını mesela ne olsun? Büyük bir daire çizdirelim. Bunu tamamladıktan sonra 200 birimlik çapında bir daire olacak. Bakalım nasıl bir şey geçecek ortaya. Biraz ekran taştı. Bunu biraz küçültelim. Hatta bu olduktan sonra gelmişti. Ne olsun? Sağ oluyor değil mi? Sağa dönsün. Yüz gitsin. Orada küçük bir daire oluşturalım. Right. 90. Sonra A
Ya bu şekilde hayal gücünüzü kullanarak her şeyi yapabilirsiniz ya. Değil mi? Ben önceden mesela oyun bağımlılığım vardı. Şu an ya kodlama yaparken aynı tadı alıyorum. Ya oyun oynayamıyorum. Oyun artık çok sıkıcı geliyor bana. Onun yerini kodlama işi doldurabilir. Bakalım nasıl olacak. İndik sola 100. Güzel. Orada ise bir daire çizdirelim. Circle. Yine çok büyük olmasın. 50 olsun. Sola gitti. Aynen. Burada sağa yine sağa döndürelim. Yukarıya gitsin yani. Şey çalışmıyor maalesef. Mesela burada yukarıya up, hani forward bir de backward da diyebiliyoruz. Backward da geriye gidiyor. Mesela burada en son buraya bakıyordu, geri gider. Onu ben şöyle göstereyim. Yine right diyelim. 90 derece sağa dönsün. Sonra buradan ileri veya buradan geri gidelim mesela. A backward. Burada da 100 gitsin. Daireyi çizdi. Sonra yukarıya döndü ve geri gitti. Ben burayı mesela left deseydim. O çizgi yukarıya olacaktı. Bir daha çalıştıralım. Daireyi çizdik. Aşağı döndü ve backward dediğimiz için geri gitti. Sonra aşağı doğru bakıyordu. Ne olur? Right desek, left diyelim, bu tarafa dönsün. Aa, nokta. Left diyecektik. 90. Sonra forward diyelim. Buradan da kaç gitsin? 200 gitsin. Sonra da A circle diyelim. Büyük bir daire çizsin. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak ortaya. Daire çizdi. Aşağı dönüp ters gidecek. Sonra buraya döndü. Aynen. 200 deyince büyük bir daire çizdi. Peki daire çizsen daire de yapabiliriz. Şimdi sağa döndü. Biz bunu yukarıya çevireceğiz. Az bir şeye gidip tekrar daire çizsin. Değil mi? Sonra left diyeceğiz. A left. Doksan. Sonra A forward. Çok az gitsin. Beş gitsin. Beş azaldığı için biz 100 demiştik. A circle deyip bunu da 95 yapalım. Bakalım tam tahmin ettiğim bir şekil oluşacak mı? Ne oldu? Yukarı gitmesi lazım. Ha tekrar. Ha yukarıya gittiği için oradan tamamlanıyor. O yüzden sağa bakması lazım. Left 90. Bu yukarıya döndü. O zaman biz bunu sağa baktırmamız lazım. A. Right. 90 olsun. Bakalım ne olacak mı? Böyle o büyük dairenin içerisinde bir tane daha daire oluşturmak istiyorum. Tamam gitti. Aynen. Aa, bak bu çok belli olmadı. Bunu biraz şurayı 10 yapalım. Hatta 20 yapalım. Sonra burayı da 80 yapalım.
Şimdi olacak, daha belli olacak. Buraya gitti. Aynen öyle. Tamamdır. Şey, dikkat ettiniz değil mi? Bak tekrar şey yapıyorum. Burası önemli. Eğer bir dairelerle şekil oluşturacaksanız. Ok soluna doğru. Evet, soluna doğru daireyi çiziyor. Eğer siz yukarıya bakıyorsa ok, o daire sol tarafta olacak. Ben o yüzden burada en son sağ tarafa baktırdım. Ondan sonra yani sola doğru gideceği için dairenin içinde oldu. Baya güzel oldu ya. Mesela yine aynı şeyi tekrar yapalım. Aynı yere tekrar geldi. Biz nereden yapmıştık onu? Left 90, forward 20, right 90, circle 80. Şimdi şurayı ...20, 90, 80 değil bu sefer. 60 olsun. Sonra 40 olsun. Sonra 20 olsun. Bakalım çok güzel bir şekil çıkacak ortaya. Evet, ikinci dersten bunları yapabiliyor olmak güzel ya. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri yazın. Yardımcı olmaya çalışayım. Orada 3 şey 4 tane daire olması lazım. 20 gittik, tekrar bir daire. Yine 20 gidiyoruz, tekrar bir daire. 20 gidiyoruz, tekrar bir daire. Göz bir daha daire. Bu kadar. Wow, çok güzel. Ondan sonra bir de orayı tam böyle görmek için şey yapalım. En son şeye bakıyordu. Sağa bakıyordu. Oradan da A backward diyelim. Burada da 300 gitsin. Yani özellikle o şekli tam olarak görmek istiyorum. Ya yani geri giderken bir de burada işte şey bu editörde PyChamp'ta şekil bitmez, direkt ekran kapanıyor. Öyle bir sorun var. O yüzden şeklin bitmemesi lazım. Yani biz çizerken şurayı net görebilirim. Tamamdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bayağı zevk aldım yaparken. Bu kadar. Bundan sonra bir yerlerde kullanırız. Import diyorsunuz turtle. Turtle'ı işte içeri aktarıyoruz. Yani kütüphaneden çekiyoruz. Ondan sonra al burayı işte Ali, Mehmet, Veli, kalem, şudur budur istediğiniz yazabilirsiniz. Sonra şurası çok önemli. Turtle.turtle. Ondan sonra hızınızı ayarlarsınız. Mesela color. A nokta color da yapabiliyorsunuz. Mesela buraya red derseniz şey kırmızı oluyor. Bir dakika. Burada tırnak içinde mi yazmamız gerekiyor? Aynen. Şekli. Burada rengi mesela yeşil yapacaksanız tırnak içerisinde green yazın. Bir de bunu şöyle yapabiliyorsun, mesela burada kırmızı oldu ya. Yani ben şuradan sonrasını yeşil olsun mesela. A nokta yine color. Yine tırnak içerisinde green. Oradan sonra şey oluyor, yeşil oluyor. Bir de kalınlık da mesela oradan daha kalın olsun. 10 olsun. 5 demiştik daha öncesinde. Bakalım nasıl bir şekilde ortaya çıkacak. Bak yeşile döndü ve daha kalın oldu. Burada mesela ortalarda tekrar değiştirebilirsiniz. Mesela şurada rengi burada da değiştirebilirsiniz. Her bir çizgiyi farklı renk yapabilirsiniz. Orada yapıp uzatmayayım. Siz anladınız zaten. Yani Copy Lab Sure yaptı ki onun bir öncesindeki rengi kalınlığı veya değiştirirseniz
Bir sonraki dairenin rengi farklı olacak. Bu şekilde yani hayal gücünüze bağlı olarak çok fazla şey yapabilirsiniz. Uzun gözüküyor ama hep aynı şeyleri yazdık. Yön veriyoruz. Sonra bir mesafe gidiyoruz. Forward ileriye, backward geriye, circle yazarsanız zaten daire çiziyor. Left deyip açı yazıyorsunuz buraya arkadaşlar. Right mesela sola belli bir açıda, sağa belli bir açıda dönecek. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben gayet zevk aldım bunları yaparken. Umarım siz de aynı şekilde zevk almışsınızdır. Haydi görüşürüz. Bay bay.